Seçim aday belirleme sürecinde yapay zekadan yararlanmıştınız. Böyle bir yol izlenmişti. Seçim sürecinde de aynı şekilde yapay zekayı kullanacak mısınız? Yapay zeka çağın bir gerçeği. Gazeteci arkadaşlara sohbet ederken uzun bir sohbet içinde adı geçince bile bugün her yerde gündem olmuş. Ben de çok memnun oldum böyle bir şeyden. Tabii yapay zekadan da yararlandık dediğimiz konu şu, hani açıklık getirmek gerekirse hangi aşamada diye. Anket yapıyoruz. Şu ana kadar örneğin 2019'unda yapılanların 20-25 katı anket yaptık. Ölçme değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Anketler artık telefon katı yöntemiyle daha çok yapıldı. Bu dönem öyle tercih edildi. 8 firmanın teknolojisi olanak veriyordu. Toplam 16 firmayla görüşüldü. 8 firmanın bu teknolojiye uyumluydu. Onlar kendi arama merkezlerinden, call center'larından arama yapıyorlar. Ancak bizim yolladığımız link üzerinden yapıyorlar. Bizim o link hem görüşmeleri dijital olarak yedeklemeye hem de yapay zekanın bu dijital dinlemeyle bir hata varsa, bir yanlış varsa buna müdahale etmesine, bazen de bazı konularda önerilerde bulunmasına. Tabii bu mutlaka bilgisayar programının ve yapay zekanın işi. Örneğin 500. ankette, 3000 kişilik bir anketin 500. anketinde yapay zeka call center'ı durduruyor. Aynı anda belki 25-30 aramacı veya 50 aramacı birden arama yaparken her birine teker teker olduğundan onların fark edemeyeceği şekilde diyor ki ankette ismi olmayan birisi bütün açık uçlu sorularda yüksek frekans veriyor diyor. Ve bunu ankete dahil etmek ister misiniz diyor. Dönüyorlar bize. Biz de soruyoruz, böyle bir isim çıkıyormuş ankette. Örneğin evet, önceki dönemde milletvekili adayımızdı, başvuru yapmadı. Kendisini ankete koyuyoruz ve değerlendirmeye dahil ediliyor. Böylelikle yapay zekanın açık uçlu sorularda yüksek frekans alıp 100. 200. 500. ankette durdurup seçenek olarak dahil ettiği durumlar oldu. Bunların içinden aday olmak istemeyenler oldu, adaylığı kabul edenler, hatta adaylaşanlar oldu. Yapay zekanın böyle bir katkısı oldu. Ancak bir diğer yandan da örneğin anketör 18-25 yaş arası bir kadınla görüşmesi gerekirken, örneklemde olan 42 yaşındaki bir hanımefendiyle yapılan görüşmeyi 24 diye kaydedince hemen anketi durduruyor mesela. Ya hatalı bastı ya da hile yapıyor diyorlar. Bu tip avantajlar var. Bunu tahmin ediyorum. Böyle yüksek teknoloji kullanan tüm firmaların kullandığı bir usul. Bir diğer kampanyaya katkısı ise kelime bulutları oluşturması. Niteliksel araştırmalar yapılırken bir kentin, hatta bir ilçenin sorunları sorulduğunda görüşmenin yapıldığı kişilerin en çok kullandığı kelimelerden kelime bulutu oluşturuyor. Biz de adaylarımızın önüne ilçenizin kelime bulutu budur diye veriyoruz, vereceğiz. En büyük kelime o kentin en çok konuştuğu kelime. Örneğin susuzluk, örneğin yol, örneğin doğalgaz. Kentte doğalgaz kazıları bitmemiş, onunla ilgili bir şikayete de denk gelebiliyor. Doğalgaz talebine denk gelebiliyor. Örneğin o kelimelerin içinde o kentte çok önemsenen kelimeler varsa onları da adayın yerel sloganına dahil etmesini öneriyoruz. İşte örneğin bilgili, geçmişte belediyeciliği iyi bilen birisi olsun varsa ve adayımız belediyecilikse işte işi ehline verin diye bir slogan tercih edilebiliyor. Yapay zekanın anketler üzerinde, görüşmeler üzerinde, niteliksel görüşmeler üzerinde böyle katkılarını aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Biz bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil, bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız. O yüzden CHP'nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal. O zaman devam edecek seçim boyunca da. Tabii. Yani seçime bundan kadar. Sonra zaten artık yapay zeka hayatımızın her yerinde var. Hatta biliyorsunuz insan kaynakları şirketlerinin yaptığı işin %85'ini yapar hale geldi. Önemli olan yapay zekayı reddetmeden yaratacağı istihdam düşüşüne, işsizliğe devletin mutlaka çözüm bulması lazım. Yoksa yapay zekayı reddederek olmaz ama yerine işinden ettikleri insanlara mutlaka istihdam vermek lazım. Bir
sorum daha olabilir mi? Hani klibi yayınlandı dün ilk kez. Çok da beğenildi ama klipte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olmadığı da çok sosyal medyada konuşuldu. Bununla ilgili ne söylersiniz, yorumunuz ne olur ve bir gelişme var mı Hatay'la ilgili? Klip 5 Şubat günü çekildi. Hatta o klipteki arkadaşlarımız özellikle İstanbul'dan görevli oldukları deprem bölgelerine uçtular. O yüzden 5 Şubat'taydık. Ancak belediye başkanımızın 5 Şubat'ta Hatay'da olması gerektiği ve çok sayıda da dışarıdan gelecek olan arkadaşımız olduğu için o gece zaten deprem yaşanmıştı, Hatay'daydı. Ayrıca da Sayın Lütfi Savaş da şunu söyledi. Biz böyle planlamıştık ama gelemem dedi. Sonra da şunu ekledi. Zaten benim böyle çok müzikli, çalgılı bir klipte oynamam doğru da olmaz sanki dedi. Çünkü Hatay'ın acısı açısından da ben de bunu hak verdim ve doğru bulmuştum. Ayrıca çokça sorulan yine sorulardan 6 belediye başkanımız klipte özel olarak daha ön planda özel görüntüleri var. Diğer 6'sınınki de ikinci filmde izlenecek. Yani onun da çekimi o gün oldu. Ancak ikinci devam filminde diğer 6 belediye başkanımızı da göreceksiniz. Hatay'la ilgili belirsizlik devam mı? Ölçme değerlendirmede son anket tahmin ediyorum bugün raporlanıyor. Bir kez daha bakacağız. Dediğimiz gibi Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Birincisi Hatay'da ve bütün deprem bölgesinde ne yaşandıysa bunun %99'u ülkeyi yöneten iktidarla ilgili. Hatay'daki ilçe belediyeleri zaten önemli bir kısmı iktidarın. 3 tanesi bizde, geri kalanı iktidarın. Adıyaman onlarda, Gaziantep onlarda, Kahramanmaraş onlarda, Malatya onlarda ve oralarda çözülmeyen bütün sorunlar Hatay'da da çözülmemiş durumda. Belediye başkanımız elbette eleştiriden muaf değil. Biz de zamanında eleştirdik. Bunda hiçbir şüphe yok. Tepki gösterenlerin tepkisini de anlıyoruz. Ama bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Hatay'da 100 tepki varsa 99'u hükümete ve hükümet istifa diye bütün gece inledi Hatay. Lütfi Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Ama Hatay'ın ne dediğini önemsiyoruz. Biz en çok anket yaptığımız yerde 2, çok nadir 3 anket yaptığımız oldu. Hatay'da 5. anket için sahadayız. Hatay için Lütfi Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfi Savaş da zaten buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfi Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfi Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfi Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir.